doğru düzgün yemek yerdik. Tamam. bitti. Toplantı. Bu kadar. İyi geceler. İyi geceler. Kim var orada? Tamam. Her şeyi duydum. Hı hı. Ama bunu yarın şirkette konuşalım, olur mu? Ya. Bence gir içeri. Şimdi konuşalım. Cidden şirkette konuşalım. Hadi. İyi geceler. Burada ne arıyordun, niye saklanıyordun? Kusurları şimdi bulmam lazım Ateşciğim. Ateş düştüğün durumu da neler yaşadığını da çok iyi biliyor. Ona yalan söylüyorum diye boşuna suçlama kendini. Canımızı. Keşke buradan gidebilseydik Azal. Düğün yaklaştıkça onunla aynı çatı altında olacağımı düşünmek beni çok yoruyor. Günaydın. 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 Feray, dedem seni çağırdı kahvaltıya. Ya Azal, kusura bakma, biraz aile meselesi. Herkes masada seni bekliyorlar. Herkes? Benim bir ailem var ya, onlar. Ay, evet. Birden şaşırdım da ben. Biz okula gidiyorduk. Anladım. Panikledin çok normal olarak. Ama düğünden sonra en azından bir süre sen olmasa da olacaksın. O yüzden alışman lazım. Şimdi dedem de tutturur gelsin diye. Okula gidiyor demek olmaz o yüzden. Evet, tabii. Yani zaten okulda çok önemli bir şey yoktu. Ben de içeri girer uyurum biraz. Mis. Hı? Hadi. Ozan. Sağ ol. Biz sana kına mı yakacağız dedik kızım? Ha? O kadar misafirin içinde giymişsin, bin dallayı çıkmışsın ortaya. Durumu zor kurtardık. Ama Ömer dedi, ben de istedim, heveslendim, ne yapayım? 5 yaşında çocuk gibi konuşma benimle. Ayakların biraz yere bassın. Sen rızasız, istenmeden damdan düşer gibi girdin bu eve. Telli duvaklı gelin olmak istiyorsan kocana söyleseydi. Söyledim, dinlemedi. Aleyhine sus. Bir daha böyle densizlikler istemem. Hesabını da senden sorarım damat bey. Benim böyle saçmalıklarla uğraşacak vaktim yok. Afiyet olsun. Gel bakalım güzel kızım. Gelin, geçin şöyle. Yemekten sonra konuşuruz herhalde. Bir yere kaçtığım yok oğlum. Şirkete geçince konuşuruz. Gelinlik baktın mı güzel kızım? Hayır, henüz değil. Annenin gelinliği giyecektin, terziye vermiştin. Olmadı. Tadilat yapılırken yırtılmış. Yenisini alırım. Sen niye alıyorsun? Gelinliği erkek tarafı alır. Gülfem,
Gelin kızımla gidin, bir an önce halledin şu işi. Merkezde gelinlikçi var. Gidip seçsin kendisi, öderiz. Gerek yok. Biz hallederiz. Siz bilirsiniz. Çok kıskançsın. Çok kıskancım. İnkar etmiyorum. Seni çok kıskanıyorum. Senin tenine benden başka sadece rüzgar değebilir. Ferah, yesene bir şeyler. Evet. Dalmışım. Yerim. Normal tabii. Düğün telaşı. Kahvaltıdan sonra seninle beraber bir kahve içelim. Sohbet ederiz. Tabii, olur. Korkma, yemem seni. Hem ısınırız birbirimize biraz. Üçümüz içeriz. Üçümüz içmeyiz. Ben bugün kahvemi Feraye ile içeceğim. Sonra içeriz. Peki. Nasıl isterseniz. Ben doydum. Afiyet olsun size. Afiyet olsun tekrardan. Anne. Annem ne oldu? Nesrin yenge anlattı değil mi? Evet. Anne çok hücüme gidiyor ya. Çöp gibi davranıyorlar bana. Laf dinle sen de biraz o zaman. Çekinme, gerekirse dağıt, yık masayı, öyle kalk. Deli görünce herkes sopasını saklar. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum da Ömer dededen korkuyorum işte. Korkma diyorum sana, çekinme kimseden. Yaman'ın peşinde de öyle kuyruğu gibi dolaşma. Her dediğine tamam deme. Yani ağırdan al biraz, saydır kendini. Ona affım yok zaten anne. Geri çektim kendimi, yüz vermiyorum. Ben ona adam edeceğim anne. Sen hiç merak etme, ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Kahve mi istediler? Ömer Bey olanlarla şirkete gitti. Feraye ve Gülfem Hanım için. Sıkıştırır şimdi kızı. Sen hayırdır ya? Bir Feraye sever oldun bu aralar. Ne alakası var Nesrin? Saçma sapan konuşma, öylesine söyledim. Heh, Hazan, merhaba. Ateş ben. Ya şey diyecektim sana, bu Feraye'nin gelinliği tamir yapılırken yırtılmış galiba. Bir baksana evde mi? Tamam. Getirsen onu bana. Ben kapıdayım, bekliyorum. Okulun ne zaman bitiyor? Bir ay sonra mezunum. Aferin. Okumakla iyi yapmışsın. Bu hayatta kimseye güvenme. Yarın öbür gün ne olacağı hiç belli olmuyor. Babam size servise çıkmayın demedi mi? Tabii. Laf dinlemek için sen getirdin değil mi? Yok Gülfem Hanım, kızların işi vardı, o yüzden ben getirdim. Sen Feraye ile Ateş'in ilişkisini biliyor muydun? Yok vallahi Gülfem Hanım. Yani biz de sizle birlikte öğrendik.